Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber yeni bir kamera testiyle beraberiz. İstanbul'un en renkli sokaklarından birindeyiz. Balat'tayız bugün. Sizler için birkaç kamera fotoğraf testi yaptık. Şimdi bunları değerlendirmeye geldi. Bildiğiniz üzere Samsung'un A serisi orta segmentte en sevilen seri. Serinin yeni telefonlarından biri ise A35. Fiyat aralığı oldukça makul. Zaten videonun sonunda bundan da bahsedeceğiz. Ben çekimi yaptım aslında ve bu videoyu daha sonrasından çekiyorum. A35 deneyimim de oldukça güzeldi. Samsung'un kamerasını ben oldukça seviyorum. Renkleri doygun göstermesi, keskinliği, canlılığı beni cezbeden taraflardan biri oluyor. Şimdi dilerseniz Samsung Galaxy A serisinin 35 modelinin teknik özelliklerine bir bakalım. Bakalım kamerada bizlere neler sunuyormuş. Cihazımız şu an elimde. Gördüğünüz üzere Samsung S serisine benzer bir tasarıma sahip ve arkada üçlü bir kamera kurulumumuz var. Bu kamera kurulumundan ana kameramız 50 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. İkinci kameramız 8 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına. Üçüncü kameramız ise 5 megapiksellik f2.4 makro çekim kamerasına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın ön tarafında ise 13 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Cihazın çekim tarafına bakacak olursak da 4K 30fps'e kadar bize çözünürlük sunduğunu söyleyebiliriz. Optik görüntü sabitleyicisi olan bu cihazda videolar çektik, fotoğraflar çektik. Şimdi birazdan sizleri onlarla buluşturacağız. Aynı zamanda Samsung'un çok da güzel özellikleri var. Cihazın içerisinde makro çekim modundan yiyecek moduna, aynı zamanda uzun pozlamadan ağır çekime, hızlı çekime birçok farklı özellik bulunuyor. Sizler dilerseniz bunlara ekstradan, eğer hoşunuza giderse fotoğraflar, bir mağazadan ya da Samsung yetkili bayisinden detaylıca bilgi edinebilirsiniz. Pro video özelliği ve pro kamera özelliği de var. Bu da ekstra olarak bunu bir meslek edinmiş ya da hobi edinmiş kişiler için kullanılabilecek bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz fotoğraflar ve videolara geçelim. Sizler için bir şeyler çektim. Ön kamerada videolar, arka kamerada videolar, fotoğraflar, portre modları gibi birçok özellik bulunuyor. Onları sizler gördükten sonra beraber değerlendirmek istiyorum. O zaman fotoğraflar ve videolar gelsin. Selamlar, şu an Samsung A35'in ön kamerasındayım. Renk doygunluğunu sevdim. Videonun çözünürlüğü ise 4K 60fps olduğunu da belirtmek istiyorum. Hareket ederken gayet sarsıntısı da oldukça iyi olduğunu da söylemek istiyorum. Ben oldukça sevdim. Şöyle bir şey var, çok yakından çekiyor. Bu durumu sevemiyorum sadece. Sizler nasıl buldunuz? Aynı zamanda ses kalitesi de bu şekilde sizlere iletiliyor. Şu an bir sokaktayım ve oldukça da sesli. Yorumlar kısmında buluşalım. Samsung Galaxy A35'in fotoğraflarını sizler gördünüz. Peki benim değerlendirmemde neler var? Hemen söylemek istiyorum. Samsung'un gerçekten ben kendi inisiyatifim bu. Fotoğraflarını seviyorum arkadaşlar. Çünkü ben fotoğrafta doygunluğu, renklerin canlılığını seven biriyim. Aynı zamanda bunun yanı sıra renkleri keskin gösterdiğini, net gösterdiğini söyleyebilirim. Fotoğrafı ne kadar yakınlaştırsam da herhangi bir şekilde bir bulanıklık yaşamadım. 50 megapiksellik kamera tarafında da gayet iyi işler çıkardığını söyleyebilirim. Renkler oldukça yeşil. Kırmızı doygun bir kırmızı. Tabii bu kişiye göre değişebilir. Belki sizler daha net bir görüntü, yani insan gözüyle gördüğünüz bir renk istiyor olabilirsiniz. Bu her fotoğrafta bu kadar güzel çıkacak diye bir şart yok. Ama ben olduğum yerde, çektiğim fotoğraflarda bu gibi doygunluğu, renklerin canlılığını seviyorum. Bu yüzden ana kamera tarafında benim için başarılıydı. Oldukça güzeldi.
portre tarafına gelecek olursam, portrede de bir kedi fotoğrafı çekmiştim. Sizler de görmüş olmanız gerekiyor. Etrafı yani gayet güzel bir şekilde almış. Ama tabii ki yakınlaştırdığım zaman, detaylı bir şekilde baktığımda bulanıklığı bazı yerlerde tam alamadığını gördüğümü de söylemek istiyorum. Farklı fotoğraflarda dediğim gibi nesneyi ne kadar iyi yakınlaştırdığınız, nasıl odakladığınız önemli. Bu cihazın içerisinde 1 ile 7 arasında diyafram açıklığıyla oynayabiliyorsunuz. Farklı dereceleri var. Bunlara da sizler bakabilirsiniz ama ben kedi fotoğrafını mesela yakınlaştırdığımda farklı yerlerde o tüy detaylarını bulanık gösterdiğini görüyorum. Ama daha keskin elimizde nesne bulunan fotoğrafları çektiğimiz zaman, yani köşeleri belli olan bir şeyler çektiğimizde portre modu gayet ideal bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Ön tarafta portre moduna gelecek olursak ben sevdim. Yakınlaştırdığım zaman da o kedi fotoğrafındaki gibi böyle birkaç küçük detay var. Bulanıklığı tam yakalayamamış ama önle arkayı gayet iyi bir şekilde yakınlaştırıyor. Eğer siz bu kadar detaycı değilseniz bir fotoğraf çekerken, çok yakından bakmıyorsanız eminim dikkat etmeyeceksiniz bile ve iyi sonuçlar çıkardığını sizler de benim gibi düşüneceksiniz. Cihazı sevmediğim tek bir özellik var. Ondan belirtmek istiyorum. En azından benim için, bunlar dediğim gibi benim kendi deneyimlerim, video tarafında kolumu çok fazla uzatmam gerekiyor. Çok yakından videoyu çekiyor. Çok yakından videoyu çekiyor oluyor olması da benim için birazcık eksi aslında. Çünkü arkadaşlarımla bir video çekmek istediğimde hepimiz kadraja sığmayacağız. Bu yüzden bu tarafı sevmedim. Ön kamera selfie modundaysa, her ne kadar güzelleştirme modları olsa da ki bunları uygulamadığımı belirtmek istiyorum, ön tarafı nedense tam beğenemedim. Işığınızın iyi olması gerekiyor tam iyi çıkabilmeniz için. Yoksa yüzünüzdeki lekeler falan böyle bayağı patlıyor yani ve bu benim hiç hoşuma gitmeyen bir taraf olduğunu söylemek. Sizler bu cihazı nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ben her zaman olduğu gibi renklerin doygunluğunu ve canlılığını sevdim. Video tarafında başarılı işler çıkarmıştı benim için. Portre modundaysa küçük detaylara takılı kalmayacaksınız. Sizi idare edebilecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Biz bu çekimi gündüz gerçekleştirdiğimiz için gece maalesef ki çekimler yapamadık. Ama farklı videolara göz attığımda bu cihazda bazı gürültü olabiliyor fotoğrafta gece çekimlerinde. O da ama çok fazla dikkat çeken bir özellik değil. Bunu da belirtmiş olayım. Peki sizler nasıl buldunuz? Yorumlar kısmını unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.